Evet, herkese selamlar. Hazırlamış olduğum gazlarla ilgili sınavın sorularının çözümlerini yapmak için karşınıza bulunuyorum. Evet, ilk sorumuzla soru çözümlerine başlıyoruz. E, yasalarla ilgili bir soru. Gaz yasaları. E, şekildeki grafikte aynı miktarda y gazının farklı sıcaklıklardaki basınç-hacim ilişkisi gösterilmiştir. Buna göre yargılanılan hangileri e, doğrudur? Burada mol e, miktarı yani madde miktarımız sabit. E, basınç hacimle ile arkadaşlar basınç hacim çarpımı mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bakınız T1 eğrisini incelemek gerekirse bu eğrinin bütün noktalarındaki basınç hacim çarpımı aynıdır. Bol yasası bize bunu gösterir. Mesela şu noktayı ele alacak olursak bu noktadaki basınç hacim çarpımı 0.4 çarpı 1. A noktasındaki basınç hacim çarpımı eşit olmalıdır. Burası da x çarpı 4. Dolayısıyla buradaki x değerini 0.1 olarak Hesaplayacağız. Yani A noktasındaki T1 sıcaklığındaki basıncımız 0.1 atm olacaktır. Birinci yargımız doğru. Gelelim ikinci yargıya. T2 sıcaklığı T1'den yüksektir. Demin ifade ettiğim gibi basınç hacim çarpımı mutlak sıcaklıkta doğru orantılıdır. Bakınız iki farklı sıcaklıklardaki hacimleri aynı olarak alalım. Yani A ve B noktalarındaki hacimler aynı. 4 olduğunu görüyorsunuz. E buradaki basınç hacim çarpımı kimin büyükse sıcaklığı da arkadaşlar O noktanın sıcaklığı daha büyük olacaktır. B noktasındaki basınç arkadaşlar 0.2 iken A noktasındaki basınç 0.1'dir. X'i bulmuştuk. Dolayısıyla basınç hacim çarpımı B noktasının basınç hacim çarpımı A noktasından büyük olduğu anlaşılır. Basınç hacim de arkadaşlar basınç hacim çarpımı mutlak sıcaklıkla da doğru orantılı olduğu için T2 sıcaklığı T1'den büyük olmalıdır. İkinci yargı da doğru. B noktasındaki PV çarpımı A noktasından yüksektir. Demin bunu ispatlamıştım. Üçüncü yargı da doğru. Cevabımız 1-2-3 olmalıdır. Evet bu sorumuzda aşağıdaki ideal pistonlu kapta bir miktar helyum gazı bulunmaktadır. Kabın sıcaklığı azaltılırsa niceliklerinin değişimi aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir? İdeal pistonlu kap demek sabit basınçlı kaptır. Dolayısıyla gazın basıncı bir kere değişmeyecektir. Sıcaklık azaltıldığı için arkadaşlar gaz hacmi de azalmış olur. Dolayısıyla birincisi azalır. ikincisi ise değişmez. Yani cevabımız adan olmalıdır. Evet bu sorumuzda miktarı ve sıcaklığı sabit olan yani mol ve arkadaşlar sıcaklık sabit. Helyum gazının 8 atm basınçtaki hacmi 24 litredir. Helyum gazının basıncının 2 atm olabilmesi için hacmi kaç litre artırılmalıdır? Bakınız gazı, gazların niteleyen büyüklükleri yazalım. Basınç hacim mol ve sıcaklık şeklinde. Param varsa ne rahat formülüne Arkadaşlar buradaki nicelikleri yazıyoruz. Burada soru da bize mol ve sıcaklığın sabit olduğu verilmiş. R de zaten gaz sabiti dolayısıyla basınç hacim ters orantılıdır. Böyle buradan şöyle bir formül çıkartacağız. P1 çarpı V1, P2 çarpı V2 şeklinde. Evet ilk durumdaki basıncımız 8 atm verilmiş. Hacmimiz 24 litre. Helyum gazının basıncını 2 atm yapabilmek için hacim ne olmalıdır? Hacimle basınç ters orantılı onu da ifade edelim. Bakınız bunları sadeleştiriyorum. Burası 12 kalır. V2 ne olacaktır arkadaşlar? 96 litre. E peki ne kadar artırılmış İlk etapta 24 litreydi. Farkını alıyorum arkadaşlar. Buradan 72 litre arkadaşlar. Demek ki biz bu Kabın hacmine 72 litre arttırdığımız zaman son durumdaki basıncı 2 atm olur. Yani cevabımız C seçeneğidir. Eşit bölmeli pistonlu kapta ideal C2H6 etan ve SO3 gazları vardır. Serbest piston D noktasında dengededir. Bakınız burada gösterilmiş. Birinci bölmedeki C2H6 etan gazı 9 gram olduğuna göre, ikinci bölmedeki SO3 gazı kaç gramdır? Ee, sevgili gençler bir kere ideal pistonlu kab olduğu için birinci bölmedeki gazın basıncıyla ikinci bölmedeki gazın basıncı e, eşittir. İdeal pistonlu kab olduğu için eğer bu D noktasına dengeye gelmişse basınçları eşitlendiğini bize gösterir. Hemen onu şu şekilde gösterelim. E, sıcaklık da sabit basınç da sabit. Dolayısıyla e, ideal gaz denklemini yazdığımız zaman sabitlerin üzerine çizelim sıcaklığımız sabit buradan basıncımızın da sabit olduğunu söylüyoruz. R zaten gaz sabiti. O zaman iki değişken kim oluyor? Hacim ve mol. Hacimle mol arkadaşlar doğru orantılı Avogadro yasasına göre. Hemen şunu gösterelim. Formülize ettiğimiz zaman V1 bölü N1 V2 bölü N2 şeklinde formülize ediyoruz. Bakınız bize birinci bölmedeki C2H6 gazının kütlesi verilmiş. Onun molüne geçtiğimiz zaman eniştiren bir emağdan Eması 30. Buradan hesaplama yaptığımız zaman arkadaşlar 0,3 mol C2H6 gazının molünü hesaplamış olacağız. Bakınız burada C2H6 gazının kapladığı hacim 3V. Yani 0,3 mol C2H6 3V'lik hacim kaplarsa SO3 gazının kaplamış olduğu hacim çünkü bölmeler eşit aralıklı 4V olacaktır. 4V'nin arkadaşlar e, molü ne olmalı? Buradan oran orantı yaptığınız zaman ya da formülde yerine koyduğumuz zaman istersen formülde yerine koyalım. E, i̇lk durumdaki hacim 3 ve molümüz 0.3 İkinci durumdaki arkadaşlar hacim 4 ve molü kaç olur? E, tahmin edeceğiniz gibi SO3 gazının molünü arkadaşlar 0.4 mol olarak hesaplarız. Bizden kütlesi istenilmiş. MAsı 80 gram bölü mol. Buradan da kütle hesabı yaptığınız zaman 32 gram SO3 gazı ikinci bölümde arkadaşlar bulunmalıdır. Yani cevabımız A'dan olur. Bu sorumuzda 3 litrelik kapalı bir kapta 0 santigrat derecede 13,2 gram karbondioksit gazı bulunmaktadır. Buna göre kaptaki gazın basıncı kaç atm'dir? E, öğrenciler genelde şunu karıştırıyor. İdeal gaz denklemini ne zaman kullanacağım? Gaz yasalarını ne zaman kullanacağım? Bakınız bunu anlamanın çok basit bir yolu var. Eğer bir soruda değişkenler varsa, yani mesela atıyorum basıncı 2 atm'den 3 atm'e çıkartılmışsa ya da hacmi işte 10 litreden 5 litreyi düşürülmüşse ya da işte sıcaklık 2 katına çıkarılmışsa bu tarz ifadeler varsa gaz yasalarını kullanacaksınız. Eğer değişken yoksa her bir nicelik sabit olarak verilmişse e, dolayısıyla burada da ideal gaz denklemini kullanacaksınız. Aynı bu soruda olduğu gibi ideal gaz denklemini kullanarak da bu gazın basıncını ulaşacağız. P e, hacmi neydi arkadaşlar? 3 litre. Burada 13.2 litre CO2 gazı verilmiş. Hemen molüne geçelim. Eniştiren bölü MA'dan. MA'sı 44 arkadaşlar. Buradan hesaplama yapılınca 0.3 mol olduğunu bulacaksınız. Molümüz de 0.3. Burada R'yi alalım. Hacim verilmiş 3 litre. Sıcaklık da 0 derece. R'yi de gaz sabitinde 22.4 bölü 273 almamız ideal olacaktır. Daha kolay hesaplama yapmak açısından sadeleştirmek için. Mutlak sıcaklıkta 273 kelvin 0 dereceyi 273 ekleyerek kelvine çevirdim. Bakınız bunlar birbirini götürür. 3 ile de 0-3 birbirini götürür. Burada 0-1 kalır. Dolayısıyla gazımızın basıncı arkadaşlar 2,24 atm olur. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet sıradaki sorumuz. Kapalı bir kapta 227 santigrat derecede bulunan co2 gazının basıncı 8,2 atm'dir. Co2 gazının öz kütlesi kaç gram bölü litredir? E, gazların basıncıyla öz kütlesi arasındaki ilişki veren formül şu arkadaşlar. PMA eşittir DRT şeklinde. Yani e, Puma daha rahat ya da Paramarksa dünya rahat gibi böyle kodlayabilirsiniz. Basıncımız 8,2 atm. Öz kütlesini istemiş. Dolayısıyla co2 gazın emasını hesaplayacaksınız. Atom kütlelerini kullanaraktan. E, onda eması 44 gram bölü mol. Öz kütlesi de. Bu da Reyne alalım. 0,082 alsak iyi olacak. Çünkü basınç 8,2 sadeleştirilebilir. Sıcaklığımız 227 santigrat derece. Buna da 273 ekleyeceksiniz arkadaşlar. Onun da 500 Kelvin olduğunu hesaplarsınız. Evet şimdi işlem yapalım. Şuradaki 20 şu 0,082 2 sağa kaydırır 8,2 yapar. Dolayısıyla 8,2'ler birbirini götürür. Buradan yoğunluk hesabı yapıyorum arkadaşlar. D eşittir 44 bölü arkadaşlar 5 olacaktır. Bunu da 2 ile çarpınca 88 bölü 10 yani yoğunluğumuz 8,8 gram bölü litre olur. Cevabımız denizlidir. Evet sıradaki sorumuz. Birbiriyle tepkime vermeyen şekildeki sistemde bulunan gazların sıcaklıkları eşittir. Sıcaklık değiştirilmeden musluklar açıldığında son basınç 5 atm olduğuna göre V kaç litredir? Bakınız tepkime vermeyen gazlar Karıştırılıyor. Dolayısıyla şu formülü kullanacaksınız. P1 çarpı V1 P2 çarpı V2 P3 çarpı V3 P son çarpı V son Evet ilk kapla başlıyorum. Şu kapla başlayalım. Basınç hacim çarpımı 12 yapar. Buna bakıyorum. Bunun da basınç hacim çarpımı 12 ve Buna bakıyorum. Üçüncü kaba Z, e, Z gazının bulunduğu kaba. Buradaki basınç hacim çarpımı 6 yapıyor. E, toplam hacim ne yapıyor arkadaşlar? Topluyorum. 2 artı v artı 3 5 artı v yapacaktır. Bizden v istiyor. Son basınçta 5 artı mi? Evet şimdi buradan işlemleri yapıyorum. 12 artı 6 18 artı 12 v şimdi bunu da dağıtalım. 25 artı 5 v şeklinde dağıtıyorum. 5 ve bu tarafa atıyorum. 7 v 18 de bu tarafa atıyorum arkadaşlar. 7 dolayısıyla v eşittir 1 litre yapacaktır. Yani cevabımız adan olur. Evet sıradaki sorumuz. Yukarıdaki şekil 1'de gösterilen sistem sabit sıcaklıkta ters çevirildiğinde şekil 2'deki elde ediliyor. Buna göre deneyin yapıldığı ortamdaki dış basınç kaç santimetre civadır? Bakınız burada e, tüpler var. E, i̇lk tüpte şekil 1'deki tüpte dışarıdan açık hava basıncı etki ediyor P0. Bizden de zaten dış basıncı istiyor. Civada yer çekiminden dolayı aşağı doğru etki edecektir. Yani bu iki kuvveti Px gazı dengeliyor. Şöyle yapacağız. Px eşittir. P0 artı h yüksekliği. Biraz sayıları da yerine koyalım. Px eşittir arkadaşlar. P0 h yüksekliği de 15. Bu şekilde bir denklem kuracağız. Gelelim şekil 2. Burada da P0 aşağıdan arkadaşlar dengelemiş. Px gazıyla civarı. Dolayısıyla şöyle bir denklem kuracağız. P0 eşittir. Px artı h. P0 eşittir arkadaşlar. Px h kaç burada 15. Onu yazalım. Şimdi gazların nitelen büyüklükleri yazıyorum. Basınç, e, hacim arkadaşlar. En ideal gaz denklemini yazdım. E, burada bu sistemde sevgili arkadaşlar e, bir kere e, sıcaklığımız sabit. E, burada madde miktarımız da sabit. Sistemin içerisine ya da sistemden dışarıya madde çıkışı girişi olmamış. R de sabit. Dolayısıyla değişkenlerimiz basınç hacim. O da ters orantılıdır. P1 çarpı V1, P2 çarpı V2 şeklinde boylu Yasasını uygulayacağız burada. Hemen işlem yapalım. İlk şekil 1'deki Px gazının basıncı, hemen gördüğünüz gibi P0 artı 15 hacimde arkadaşlar X gazının yüksekliği çarpı 30. Gelelim P2, ye. ikinci durumdaki Px gazının basıncı. Bakınız bu p 0ın denklemi. O zaman buradan Px'i çektiğiniz zaman P0 eksi 15 yapacaktır. Bunu lütfen karıştırmayın. P0 eksi 15. Peki ikinci durumdaki x gazının hacmi yani yüksekliği kaç oluyor? Çarpı 40. Evet buradan işlem yapıyorum. Şu sıfırlar birbirini götürsün. Bu üçü dağıtalım. 3P0 artı 45 eşittir. Bunu da dağıtıyoruz. 4P0 eksi arkadaşlar 60. 3P0 bu tarafa atıyorum. P0 kalır. 60'ı da bu tarafa atınca 105 santimetre civa olacaktır arkadaşlar. Ee, dış basıncımız yani civamız Edirne olmalıdır. Evet sıradaki sorumuz. Gazların kinetik teorisi ve difüzyonu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Gazların birbiri içerisinde dağılma olayına difüzyon denir. Doğru arkadaşlar. Küçük bir delikten boşluğa yayılmasına da efüzyon adını veriyoruz. Birincisi doğru. Sıcaklıkları arttıkça difüzyonuza artar. Gazların arkadaşlar difüzyonuza e, mutlak sıcaklığın kareköküyle doğru orantılıdır. Yani ikinci yargımız da doğru. Aynı sıcaklıktaki gazlardan molekül kütlesi küçük olan daha hızlıdır. E, diğer bir gazın arkadaşlar difüzyonu hızı e, mol kütlesinin kare köküyle, e, ters orantılıdır. Bu da şu anlama gelir. Gazımızın molekül kütlesi ne kadar küçükse gazımız daha hızlı hareket eder. Yani üçüncü ifade de doğru. Cevabımız 1-2-3 Edirne olmalıdır. Evet bu sorumuzda aynı koşullarda bulunan metan ve SO2 gazları şekildeki eşit bölmeli cam borunun iki ucundan aynı anda gönderiliyor. Buna göre bu gazların ilk olarak buluştuğu nokta aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Aynı sıcaklıktaki farklı gazların difüzyon hızları e, mol kütlelerinin kara kökü ile ters orantılıdır. E, gazların difüzyon e, kanununa göre hemen e, yazalım. Metan gazının difüzyon hızını arkadaşlar SO2 gazının difüzyon hızına oranlıyorum mol kütlelerinin kareköküyle köküyle ters orantılı olduğunu ifade etmiştim. Şu şekilde bir denklem kuracağım. Bakınız burada SO2 gazının MA'sını hesapladığınız zaman 64 metan gazında MA'sı 16. Dolayısıyla burada metan gazının difüzyon hızının e, SO2 gazının difüzyon hızına oran arkadaşlar 2 olacaktır. Yani metan gazının difüzyon hızı 2V ise SO2 gazının difüzyon hızı V olacaktır. Buradaki boruları arkadaşlar kaç birim olduğunu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Bu ikisinin hızlarının toplamda 3 ve 6 birim eşittir 3 ve dolayısıyla V arkadaşlar e, 2 olmalıdır. Yani şu demektir. E, bu 2 birim yol alırsa bu 1 bir birim yol alır. Onu farklı renkli yazayım. Burası 2 birim yol alırsa burası 1 bir birim yol alır. E, bu arkadaşlar 2 birim yol alırsa tekrardan bu 1 bir birim yol alır. Yani 4 e, nolu arkadaşlar bölmede İlk olarak bu iki gaz karşılaşacaktır. Cevabımız deniz olmalıdır. Şekildeki elastik balonlar aynı koşullardadır. Dolayısıyla bu iki gazın arkadaşlar basınç ve sıcaklıkları aynı olmalıdır. Buna göre X ve Y gazları için niceliklerinden kaç tanesinin eşit olduğu kesindir? Ortalama kinetik enerjileri, ortalama kinetik enerjisini etki eden tek faktör arkadaşlar sıcaklıktır. Sıcaklıkları aynı olan farklı gazların bile arkadaşlar ortalama kinetik enerjileri eşittir. Bu ikisinin de sıcaklığı aynı olduğu için bir kere ortalama kinetik enerjileri eşit olmalıdır. Bakınız burada basınç ve sıcaklıkları bu iki gaz için aynı. E, değişkenlere baktığımız zaman hacimleri birbirinden farklı. E, hacimle de mol avogadro esasına göre doğru orantılıdır. Yani x gazı 2 ve hacim kaplıyorsa mol 2 mol olurken y gazı ve hacim kapladığına göre mol 1 mol olmalıdır. Dolayısıyla bir kere mol sayıları farklı olacaktır. Ama birim hacimdeki tanecik sayıları arkadaşlar aynı olmalıdır. Bunun birim hacimdeki tanecik sayısı 2V bölü 2 iken yani arkadaşlar V bölü 1. Burada da V bölü 1 oranını görüyorsunuz. Birim hacimdeki tanecik sayısı bu iki oran eşit olduğu için e, ikinci şey üçüncü bilgi de doğruluğu kesin olacaktır. Her iki balon için eşittir. Öz kütleleri e, burada hacimleri farklı. Kütlelerin ne olduğunu da bilmiyoruz. Hani... Net olarak bir kütle ifadesi de kullanılmadığı için öz kütlesi hakkında da yorum yapamayacağız. EMA'ları verilmemiş. Ortalama hızları da arkadaşlar dediğim gibi mol kütlelerine bağlı. Her ne kadar ikisinin de sıcaklığı aynı olsa da mol kütlelerini bilmediğimiz için ortalama hızları hakkında da yorum yapamayız. Burada iki tane kavram nicelik arkadaşlar her iki gaz içinde aynıdır. Cevabımız Bursa olmalıdır. Eşit bölmelendirilmiş cam borunun her iki ucundan verilen sıcaklıklardaki ideal gazlar aynı anda gönderiliyor. Buna göre gazların ilk olarak karşılaştıkları nokta aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakınız burada gazlarımız hem birbirinden farklı hem de sıcaklıkları birbirinden farklı. Dolayısıyla burada SO2 gazının difüzyon hızı arkadaşlar helyum gazının difüzyon hızına oranı şu formülle hesaplanır. Biliyorsunuz ki mutlak sıcaklığın karekökü ile doğru e, mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır. Bu iki ifadeyi birleştirdiğimiz zaman şöyle bir denklem ortaya çıkacaktır. SO2 gazının arkadaşlar mutlak sıcaklığı çarpı helyum gazının eması bölü e, burada helyum gazının mutlak sıcaklığı çarpı SO2 gazının arkadaşlar e, mol kütlesine oranlayacağız ve sonuçta bu iki gazın hızlarının karşılaştırmasına karşılaştırmasını yapabiliriz. Hemen denklemize yerlerine koyalım. SO2 gazının arkadaşlar mutlak sıcaklığı Kelvin'e çeviriyorsunuz. 927 santigrat dereceyi 1200 Kelvin yapar. Formülü yerine koyalım. Helyum gazının eması 4. Helyum gazının sıcaklığı bakınız 27 derece olarak verilmiş. Bu da mutlak sıcaklık 300 Kelvin yapar. Burada SO2 gazının mol kütlesini hesapladığınız zaman atom kütlelerini kullandığınız zaman 64 olarak hesaplarsınız. İşlem yapıyorum. Burası arkadaşlar 4 kalır. 4 kere 4 16 bölü 64 kare kök içerisinde. Bu da arkadaşlar ne olur? 1 bölü 4 yani 1 bölü 2 olarak kök dışarısına çıkar. Bu da şu anlama gelir. Arkadaşlar helyum gazının hızı SO2 gazının hızının 2 katı olduğunu bize gösteriyor. Yani bu hızı 2V iken difüzyon hızı SO2 gazının hızı V olacaktır. Peki hangi noktada karşılaşırlar? Bakınız bu 2 birim yol alırken bu 1 bir birim yol alır. Yine 2 birim yol alsan o zaman SO2 gazı da 1 bir birim yol alır. İkinci noktada ilk olarak karşılaşırlar. Cevabımız Bursa olmalıdır. Şekildeki birinci kaptaki X gazının %25'i sabit sıcaklıkta pompa yardımıyla ikinci kaba geçiriliyor. Son durumda ikinci kaptaki gazın basıncı kaç atm olur? Bakınız bu tarz sorularda basınç hacim çarpımı molle doğru orantılıdır. Bu formülü uygularsanız soru çözümünü rahatlıkla yapmış olursunuz. Birinci kaptaki gazımızın mol sayısı 6 çarpı 2'den 12 moldür. Buradaki birinci kaptaki gazın %25'i ikinci kaba pompa yardımıyla geçiriliyor. %25 ise arkadaşlar 3 moldür. Aynı formülü ikinci kap için uygulayalım. Molümüz 3. Buradaki basıncı bilmiyorum. Hacmimiz ise arkadaşlar ikinci kaptaki 3 V'dir. Buradan da basıncı 1 atm olarak hesaplayacaksınız. Yani ikinci kaptaki basıncımız 1 atm adan olacaktır.